Yok artık. Türkiye'nin ilk Türk uzay yolcusu 19 Ocak Cuma 00:49'da uzaya gitti. İlk Türk uzay yolcusu Alper Kezer Avcı'nın katıldığı AXE 3 misyonunda İtalyan, İspanyol ve İsveçli astronotlar da görev alıyor. Alper Kezer Avcı 43 yaşında ve Mersin Silifkeli. İstanbul Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlayan Alper Kezer Avcı, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri üstündeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak 15 yıldır görev yapan Kezer Avcı, özellikle F-16 savaş uçak pilotluğu konusunda tecrübeli. Yolculuk SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle gerçekleştirildi. Roket, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan fırlatıldı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Alper Kezer Avcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak ve 13 farklı bilimsel deneyde görev alacak. Deneyler biyoloji, tıp, genetik ve malzeme bilimi gibi birçok farklı alanda gerçekleştirilecek. Alper Kezer Avcı uzaya giderken yanında bazı önemli kişisel eşyalar da götürdü. Çok düşkün olduğu yeğeninin ve diğer aile fertlerinin fotoğraflarını yanında götüren Kezer Avcı, yörük kültürünü yansıtan bazı objeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye etmiş olduğu Türk bayrağını da uzaya götürdü. Türkiye'nin insanlığı ilk bilim misyonu için tasarlanan görev armasında önemli semboller bulunuyor. Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini temsil eden 4 köşeli yıldız, 8 köşeli Selçuklu yıldızı, Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, dünya üzerindeki turkuaz Türkiye haritası, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki ilerlemesini temsil eden ve armanın merkezinde yer alan Türkiye yazısı ülkemizin uzaydaki varlığını simgeliyor. Alper Kezer Avcı uzay yolculuğu sırasında ilk deneyini elinden bıraktığı kalemle yer çekimi testi yaparak gerçekleştirdi. Ve bir Türk gözüyle görmeden asla emin olmaz esprileriyle gündemde oldu. Uzay roketinde cam kenarında oturmasıyla da Türk her zaman cam kenarını kapar gibi esprilerle gurur kaynağı oldu. Bu uzay yolculuğunun Türkiye'nin uzay yarışındaki konumunu güçlendireceğini ve ülkemizin uzay bilimine katkıda bulunacağını belirten uzaya giden ilk Türk astronot unvanını alan Alper Kezer Avcı'ya bu önemli görevinde başarılar diliyoruz. Peki bir astronotu uzayda neler bekliyor ve oralarda yaşam nasıl? Dünyanın 400 kilometre yukarısında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu dünyanın etrafında saatte 28 bin kilometre hızla dönüyor ve tamı tamına 450 ton ağırlığında, büyüklüğü ise bir futbol sahasıyla eşdeğer. Dünyanın etrafında tam tur atması 90 dakika sürüyor. Bu devasa icadın maliyeti ise 150 milyar dolar. 16 ülke tarafından inşa edilen uluslararası uzay aracı karmaşık yapısıyla ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş panellerinden alıyor. Astronotlara göre içeride et, metal ve plastik karışımı bir koku hakim. Yerçekiminin sıfır olduğu uzay istasyonunda astronotlar bilimsel deneyler gerçekleştiriyorlar. Günlerinin yaklaşık 10 saatini çalışarak geçiren astronotlar uykuya 8 saat ayırıyor. Günde 2 saat ise spor yapıyorlar. Gün içerisinde yedikleri yemekleri, miktarlarını, ne kadar spor yaptıklarını ve kaç defa tuvalete gittiklerini, yani kısacası her şeyi bilgisayara kaydediyorlar. Uzay istasyonlarında astronotların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan imkanlar var, ancak oldukça kısıtlı. En büyük problem ise su tesisatının bulunmayışı. Yani duş almak, foşur foşur yüz yıkamak, diş fırçalamak tamamen hayal. Kişisel temizlik nemli havlularla yapılıyor. Saç temizliğinde kuru şampuanlar kullanılıyor. Dişinizi özel macunlarla fırçaladıktan sonra köpüğünü yutmanız gerekiyor. Kullanılan az miktarda suyun da geri dönüşümü bir hayli önemli. Diyelim havluyu sıktınız, çıkan suyu başka bir ihtiyaç için geri dönüştürüp tekrardan kullanıyorsunuz. Hatta idrarı bile. Susadığınızda bardak kullanmıyorsunuz. Havaya biraz su sıktığınızda havada dans eden baloncuğu andıran su kütlesini direkt yakalayıp yutuyorsunuz. Suyun bu şekilde havada süzülmesi ise yüzey gerilimiyle açıklanıyor. Uzayda yer çekimi yok ve yatarak uyumak mümkün olmadığından kendinizi bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Aksi halde gözünüzü açtığınızda bambaşka bir yerde kendinizi bulabilirsiniz. Uzayda yer çekiminin olmaması birçok problemi beraberinde getiriyor. Ağırlıksız bir ortam söz konusu olduğundan kalsiyum vücuttan idrarla dışarı atılıyor ve kemik, kas erimesi ortaya çıkıyor. Bu da dolaşım sistemini
sisteminin bozulmasına sebep oluyor. Astronotların boyları uzayda birkaç santim uzuyor. Bu nedenle günde en az 2 saati sporla geçiriyorlar. Uzayda ağırlığınız olmadığından astronotlar için üretilen özel spor aletlerini kullanıyorsunuz. Her ne kadar astronotlar uzayda dikkat etse de dünyaya geri döndüklerinde aylarca çeşitli kas ve kemik problemleri yaşıyorlar. Uzayda kendi kendilerini tıraş eden ve saçlarını kesen astronotlar özel vakumlu bir cihazla bu işlemi yapıyorlar. Böylece kıllar etrafı uçarak cihazlara zarar veremiyor. Tırnaklar da benzer bir cihazla kesiliyor. Uzay istasyonunda uzun süre aynı giysilerle kalmak, vücut temizliğinin yeterince yapılamaması haliyle içeride yoğun bir kötü koku oluşmasına neden oluyor. Ama zamanla buna alışıyorlar. Ancak uzay istasyonunda önemli cihazlar bulunduğundan etrafın temizliğine çok dikkat ediyorlar. Bu noktada elektrik süpürgeleri ve mikrop öldürücü bezler devreye giriyor. Astronotların uzayda yediği yiyecekler de özel olarak üretiliyor. Suya alınmış kuru gıdalar tercih ediliyor. Lavaş benzeri bir ekmeğin içine sabit kalacak yiyecekler koyup tüketiyorlar. Uzayda burun tıkanıklığı olduğu ve tat alma duyusu azaldığı için yenilen gıdalardan pek tat alınmıyor. Uzay istasyonunda astronotları zorlayan problemlerden biri de tuvalet ihtiyacı. Astronotlar büyük tuvaletleri için özel olarak tasarlanan klozete kendilerini sabitliyor, küçük tuvalet içinde vakumlu cihazlar kullanılıyor. Sıvı atıkların içme suyuna dönüştürüldüğü, katı atıkların da tanklarda depolanarak dünyaya geri götürülmek için saklandığı uzay istasyonunda uzun saatler sürecek uzay yürüyüşüne çıkmanız halinde altınıza özel yetişkin bezleri bağlıyorsunuz. Astronotların tehlikede hissettiği en kritik görev ise uzay yürüyüşü. İstasyonun dış kısmında bir arıza meydana geldiğinde tamir için dışarı çıkmak zorundalar. Ancak bu sanıldığı kadar basit bir görev değil çünkü her an kendilerine bir uzay çöpü isabet edebilir. Dünya yörüngesinde dolaşan milyonlarca uzay çöpü olduğunu düşünürsek bu hiç de düşük bir ihtimal değil. Minik bir uzay çöpü dahi bir astronota denk gelse onu öldürebilir. 13 katmandan oluşan 127 kilogram ağırlığındaki uzay kostümünü giymek tam 45 dakika sürüyor. Tam 12 milyon dolar değerindeki bu önemli kıyafet astronotları uzay vakumundan, soğuktan, radyasyondan, minik meteorlardan koruyor. İhtiyaç duyulan oksijeni de sağlıyor ancak bu giysinin içinde rahat hareket etmek bir hayli zor olduğundan tamir işlemlerini yapmak da çok uzun sürüyor. Evet, uzay istasyonunda yaşamak hiç kolay değil ama yine de biraz eğlenmeye hakları var değil mi? Boş zamanlarında tıpkı dünyada olduğu gibi astronotlar da kitap okuyor, film izliyor ya da müzik aletleri çalarak şarkılar söylüyor. Aileleriyle görüntülü konuşarak yaşadıkları heyecanı dünya ile paylaşıyorlar. Evet, astronotlar bunca zorluğa rağmen uzaya gitme deneyimini yaşadıkları için asla pişman olmuyorlar. Çünkü uzay istasyonunun pencerelerinden dünyayı yüzlerce kilometre yukarıdan seyretmek paha biçilemez bir deneyim onlar için. Özellikle de dünyaya döndükten sonra savaşların anlamsız olduğunu ve yukarıdan bakınca dünyanın bir bütün olduğunu ve insanlığın barış içerisinde yaşayabileceğini daha iyi fark ediyorlar. Çünkü uzaydan bakılınca dünya üzerinde hiçbir siyasi sınır yok. Yok Artık serimizin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki Yok Artık'ta görüşmek üzere.